günlük yaşam aktivitelerinde azalma ve bunlarla ilgili bunların getirdiği bir yorgunluk varsa kas zafiyeti başlamıştır. Bu konuda doktorunuza başvurmanız gerekir. El sıkma gücü azalmışsa bunun fiziksel özelliğine yansıyan kısmı var mı diye yürüme hızına bakıyoruz. Eğer yürüme hızı da azalmışsa bir takım teknik ölçümlerle kas miktarını ölçüyoruz. Eğer kası etkileyen bir hastalık varsa öncelikle bunun modifikasyonu yani sağaltımını yapıyoruz. Bununla ilgili tedavi yapıyoruz. Merhaba, ben Profesör Doktor Sevgi Aras, iç hastalıkları ve geriatri uzmanıyım. Bugün sizlerle yaşlarda sık görülen kas hastalıklarından konuşacağım. Geriatri nedir diyecek olursanız, geriatri yaşlı sağlığı ve hastalıklarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Yaşlılarda kronik hastalıklar çok fazla görülmekte, tansiyon, kolesterol, diyabet, kalp hastalıkları, kanserler, enfeksiyonlar, tanısı konmayan hastalıklar ve bunun yanında yaşlılıkla artan bunama dediğimiz kaba tabirle unutkanlık, depresyon, düşmeler, kas zafiyetleri, kemik erimeleri, uyku bozuklukları, çoklu ilaç kullanım gibi daha birçok satırda söyleyebileceğimiz hastalıklar var. İşte geriatri bunları bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren bir bilim dalı. Yaşlı fiziksel ve bilişsel olarak bir takım sağlıkla ilgili imkanlara erişme zorluğu olduğu için bunları tek bir branş altı mümkün olduğunca halleden hekimleriz bizler. Ben bugün sizlerle yaşlı sağlığıyla da en çok karşımıza çıkan kas zayıflığından bahsetmek istedim. Bana gelen hastalarımda görüyorum ki yaşlılığı hissetme süreci bilişsel zafiyet ve kas zafiyetiyle başlıyor. En çok yaşlılar bunlardan şikayet ediyorlar. Yaşlılarda kas zafiyeti dediğimizde tıbbi anlamda sarkopeni ama kas zafiyeti diyebiliriz. Nedir diye soracak olursanız, yaşlanmayla birlikte yaşlılık süreci içerisinde kas miktarı azalmakta. Kas hücrelerinin yerine daha farklı yağ gibi hücreler devralmakta ve bununla birlikte kas kuvveti azalmakta. Bu tabii kişiden kişiye değişmekte. Bazı yaşlılar bu kayıp daha fazla olmakta, bazı yaşlılar da daha az olmakta. Zamanla birlikte bu kas miktarının azalması, kas gücünün azalmasına neden oluyor ve kas gücünün azalmasıyla birlikte kişi günlük işlerinde zorluklar yaşamaya başlıyor. Yürümesi zorlaşıyor, daha yavaş yürüyor ve bunun akabinde düşmelerle ilgili bizim doktor olarak en korktuğumuz, belki halk da biliyordur, düşmelerle sonuçlanabilen bir sürece giriyor. Yıllarca biz kemik erimesinden bahsettik, kırıklardan bahsettik. Düşmeler sonrası olan yaşlarda kırıkların ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Ama kasları, kemiklerin etrafındaki kemikleri tutan, onlara güç veren kaslardan nedense çok konuşulmadı. İşte bu geriatri branşıyla birlikte bu yaşlılık sürecinde çok gördüğümüz bu konu daha fazla gündeme geldi. O yüzden gerçekten önemli bir kavram. Çünkü dediğim gibi nihai sonucu düşmeyle, hayati bir sonucu olan düşmeyle sonuçlanıyor. O yüzden geriatriye gelen yaşlıları özellikle bu konuda değerlendiriyoruz. Yaşlı kendisi ifade etmese bile biz yaşlıyı bu sıkıntı için değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Öncelikle kas gücünü değerlendirmek için el sıkmasına bakıyoruz. Eğer bu el sıkma gücü azalmışsa, çeşitli aletlerimiz var. El sıkma gücü azalmışsa bunun fiziksel özelliğine yansıyan kısmı var mı diye yürüme hızına bakıyoruz. Eğer yürüme hızı da azalmışsa bir takım teknik ölçümlerle kas miktarını ölçüyoruz. Kas miktarına göre eğer hastanın hem gücü azalmış hem de kas miktarı azalmışsa biz artık kas zafiyetinden yani tıp tabirle sarkopeniden bahsediyoruz. Ve hastayı, yaşlıyı o şekilde değerlendirmeye alıyoruz.
Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Bütün yaşlılıkla ilgili hastalıklar, ister unutkanlık olsun, ister kemik erimesi olsun, ister kas zafiyeti olsun, gençlikte kendinize yaptığınız yatırımlarla aslında bağlantılıdır. Eğer gençlikte kendinize ne kadar sağlıklı baktıysanız, damarsal hastalıklarınız, beslenmeniz, sporunuz, işte kötü alışkanlıklardan ne kadar uzak kaldıysanız bu hastalıkların yaşlılığınızda şiddeti daha az olacaktır veya belki hiç yaşamayacaksınızdır. İşte bu kas zafiyeti de, yani sarkopeni dediğimiz tıpta ama size kas zafiyeti olarak dediğim süreçte aynı şekilde sizin gençliğinizdeki kendinize yaptığınız yatırımla aslında bağlantılı. Ama tabii bu 65 yaşından sonra geriatri branşı 65 yaşla ilgileniyor. 65 yaşında geldiğinizde tabii ki bunu değerlendiriyoruz. Öncelikle eğer kas gücünüz azalmış, kas miktarınız azalmışsa neler yapıyoruz? Burada öncelikle altta bunu açıklayacak bir hastalık var mı? Önce onu değerlendiriyoruz. Bu damar hastalıklarından tutun, sinir hastalıkları, kasları tutan sinir hastalıkları, şeker hastalığının komplikasyon dediğimiz yan etkilerinden tutun, bir sürü vitamin eksiklerine kadar giden süreçleri değerlendiriyoruz. Eğer kası etkileyen bir hastalık varsa öncelikle bunun modifikasyonu yani sağaltımını yapıyoruz. Bununla ilgili tedavi yapıyoruz. Ama bazen öyle oluyor ki hiçbir hastalık bulamıyoruz. Ha, o zaman diyoruz ki evet bu yaşa bağlı kas zafiyeti. O zaman hastanın egzersiz programı çiziyoruz. Egzersiz programında hastanın aerobik egzersizleri yapması lazım. Aerobik egzersiz dediğimiz gün içerisinde tempolu yürümesi lazım. En az yarım saat günde veya iki günde bir 45 dakika ama ideali her gün herkesin yürümesini, hatta gün içerisinde iki defa yürümesini öneriyor artık kaynaklar. Ve D vitamini ölçümleri yapıyoruz. D vitamini önemli bir hormon. Covid sürecinde artık bağışıklıkla ilgili önemi devreye girdi. Kemik sağlığı ile ilgili önemini biliyoruz ama kasla ilgili de çok büyük önemi olan bir vitamin. Aslında bir hormondur kendisi. D vitamini miktarını ölçüyoruz. D vitamini muhakkak düzeltiyoruz ve hayat boyu tedavisini, hani D vitamini aldım, tamam düzelttim şeklinde değil, hayat boyu devamını sağlıyoruz. Ve en önemli şeylerden biri, kastaki en önemli durumlardan biri de iyi beslenme. İyi beslenmedeki faktörlerden biri de iyi protein alımı. Yaşla birlikte kişilerin iştahları azalıyor, diş problemleri oluyor, bir sürü hastalıklar oluyor, hastalıklar için ilaçlar kullanıyor. Bu süreç içerisinde haliyle beslenme bozuklukları, vitamin eksikliklerine maruz kalıyor yaşlı. O yüzden biz yaşlı da daha iyi bir beslenme süreci planlamalıyız. Bunun içerisinde yüksek proteinli diyet önermeliyiz. Yüksek proteinli diyet hastaya diyetisyen eşliğinde veriyoruz. Hangi tür proteinleri nasıl alacağını, işte yumurtasından, hayvansal proteinden, bitkisel protein onları planlıyoruz ve bunun almasını sağlıyoruz. Eğer yaşlımız bu proteinleri alamıyorsa, yani gıda olarak alamıyorsa, o zaman bizim enteral ürün dediğimiz, tıbbi ürün dediğimiz beslenme ürünlerinden, protein içeriği yüksek ürünlerden vererek hastanın kasını kuvvetlendiriyoruz. Tabii ki kas kuvvetlendirme derken hasta aerobik egzersiz yapacak, yürüyecek ama kası kuvvetlendiren şeylerden biri de bu protein alımından sonra, özellikle proteinli gıdadan sonra hastanın ağırlık kaldırıcı, güçlendirici egzersizleri, hem kollara hem bacaklara kuvvetlendirici egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Yani günlük yürüyüşünü yaparken proteinli beslenme sonrası da ağırlık egzersizleri, tabii ki doktor, diyetisyen ve gerekirse spor hekiminin önerdiği şekilde ağırlık egzersizleri kaldırarak kaslarını kuvvetlendirmesini öneriyoruz. Hastanın tansiyonunu, şekerini çok iyi ayarlaması gerekiyor. Çünkü bunlar damarsal risk faktörleri. Kaslar da damarlarla besleniyor ve kas damarları ne kadar sağlıklı olursa diğer organlar da daha sağlıklı olur diye düşüneceksek kaslar da sağlıklı olur. O yüzden hastanın şekerini çok iyi ayarlıyoruz. Tansiyonunu çok iyi ayarlıyoruz. Eğer tansiyonla ilgili ilaçlar başlanacak olursa kas güçsüzlüğünü kuvvetlendirecek bir takım etkin ispatlanmış tansiyon ilaçları var. Onları daha ön plana alıyoruz ve hastanın bu süreci hayatına devamlı mümkün olduğunca dahil etmesini ve bunu sürekli sağlamasını öneriyoruz.
Önemli faktörlerden biri de uygunsuz ilaç kullanımı. Yani bizde kaslara zarar verecek, hastanın ihtiyacı olmayacak bir takım ilaçların kullanmasını veya kullanacaksa bunların kontrollü şekilde kullanmasını öneriyoruz. Ve tabii ki her hastalıkta olduğu gibi damarsal risk faktörüyle ilişki olduğu için zararlı alışkanlar, sigara, alkol, bunları da hayatımızdan mümkün olduğunca çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu kasların kuvvetli olması bizi hayatta tutan, ayakta tutan ve düşüp başkalarına muhtaç olmamızı engelleyen unsurlar. Eğer biz kemiğimizin etrafındaki kaslarımızı ne kadar sağlamlaştırırsak, kemiklerimiz de o kadar sağlam oluyor. Kemik erimesinin olmaması, hem kaslarımızın kuvvetli olması bizi hayatımızı kötü etkileyecek düşmelerden koruyacak ve yaşlılığımızı daha mutlu, daha sağlıklı ve yaşam kalitesi içerisinde geçirmemizi sağlayacaktır. Bugün size elimden geldiğince yaşlarda sık görülen kas zafiyetinden bahsettim. Sizden gelen sorular varmış. Elimden geldiğince onları cevaplamak isterim. Gelen sorulardan biri, kas kaybında erken teşhisin önemi var mı? Bizim yaşlı sağlığı ile ilgili tüm hastalıklarda erken teşhisin önemi var. Bir hastalığı veya bir klinik sorunu ne kadar erken saptarsanız ve onunla ilgili düzeltmeler yaparsanız o kadar iyidir. Bu kas zafiyetin de aynı şekilde. Ne kadar erken kas miktarı iyice azalmadan ve bununla birlikte kas kuvveti iyice azalmadan saptar ve ona göre düzeltmeler yaparsak tabii ki kas kuvvetini kaybetmeden kuvvetlendirmemiz mümkün oluyor. Çünkü kasta şöyle özellik var. Kasın kaybı yerine gelmesi zor bir şey. Tıpkı beyin hücreleri gibi. O yüzden beyin hücrelerinin sağlığı ne kadar önemli erken teşhis, önemlisi bunamada. Aynı şekilde kas zafiyeti de erken tanısı önemli. Gelen sorulardan biri, gençlik çağlarında protein tozu içilirse ileri yaşlarda kas zafiyeti yaşama ihtimali azalır mı? Tabii ki biz doktorlar olarak kanıta dayalı bilimden konuşuyoruz. Sonuçta her zaman sağlıklı yaşam koşulları ta gebelikten itibaren mezara kadar sürmesi gereken bir durum olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Çocukluk yaşlardan itibaren olan iyi yaşam şartları yaşlılık çağına yansırsa o süreçteki yaşanan problemler daha az yaşanacaktır diyoruz. Ama çocukluk veya gençlik çağında içtiğiniz protein tozların ne kadar sağlıklı, ne kadar bizim önerdiğimiz protein tozları bunlar tartışılır. Kontrolsüz bir protein tozu kullanımı var. Bizim kanıta dayalı tıpta kullandığımız ürünlerden farklı olabilir. Hatta bunlar zarar verebilir. Siz daha yaşlılık çağına gelmeden bunların farklı etkilerinden etkilenmiş olabilirsiniz. Böbrek hastalıklarından tutun, ne bileyim damar hastalıklarına kadar. O yüzden biz gençlik çağlarında kontrolsüz protein alımını önermiyoruz. Ne olduğu belli olmayan, o kilolarca satılan proteinin alınmasını önermiyoruz. Sağlıklı proteinler alınmasını, çünkü sonuçta gençlik çağlarında her şeyi yiyebiliyorsunuz bir hastalık olmadığı için sağlıklı doğal proteinleri almanızı ve spor egzersizi, hem aerobik hem güçlendirme egzersizlerini bu yaşlardan itibaren hayatınıza dahil edip orta yaşlarda biraz daha hayatınız içine sokup yaşlılık çağında da devam ettirmenizi öneriyoruz. Yani ben gençlik çağlarında protein tozu alınmasını önermiyorum. Ki yaşlılık çağına geldiğinde biz de protein ürünleri veriyoruz ama kanıta dayalı bilimin önerdiği ürünleri veriyoruz. Gelen sorulardan biri de kas kaybını engellemek için sadece yürüyüş yeterli mi? Şeklinde bir soru gelmiş. Tabii ki dediğim gibi kas zafiyetini engelleme sadece sporla değil, spor bir yönü. Ama spor kısmında önereceğimiz şey tempolu yürüyüş. Tempolu yürüyüşte günlük yarım saat yürürken yolda hani vitrin bakarak şeklinde değil de hani yanınızda biri varsa onunla konuşmanızın bozulacak şekilde yani nefes nefese kalmanız gerekiyor. Yürümenin sadece kaslara değil depresyona, uykuya, damar sağlığında etkisi var. O yüzden muhakkak öneriyoruz.
Tabii ki yine konuşmamda bahsettiğim gibi yürümenin yanında muhakkak kuvvetlendirme egzersizlerini, özellikle protein alım öncesi veya sonrası kuvvetlendirme, ağırlık kaldırma, bu bisiklet çevirme olabilir, germe egzersizler olabilir. Bunları hem doktorlarınızdan öğrenebilirsiniz, hem spor hekimlerinden öğrenebilirsiniz. Bunları öneriyoruz. Yani aerobik egzersiz, yürüme egzersizi, onu güçlendirmeyle desteklememiz gerekiyor. Gelen sorulardan biri, yaşlı bireyler kas zayıflığını nasıl anlar? Aslında çok güzel anlıyorlar. Yürürken hemen yoruluyorum. Tabii ki biz bu yürürken hemen yorulma dendiği zaman alttaki kalp hastalıkları, damar hastalıklarını araştırıyoruz. İşte merdiven çıkarken zorlanıyorum. Oturup kalkarken, bir koltuğa oturup kalkarken yoruluyorum. Eskisi gibi iş yapmak istemiyorum, hemen yoruluyorum. Veya düşüyorum. Yani doktor gezdim, düşmemin sebebini bulamadılar. Yani bu beyinle de alakalı değilmiş, iç kulakla da alakalı değilmiş, işte sinirsel de değilmiş. Sebebini bulamadılar, sebepsiz düşüyorum gibi şikayetlerle geliyorlar. Bu şekilde fark edebilirler. Eğer eskisine göre günlük yaşam aktivitelerinde azalma ve bunlarla ilgili bunların getirdiği bir yorgunluk varsa kas zafiyeti başlamıştır. Bu konuda doktorunuza başvurmanız gerekir. Bugün sizlere yaşlanmayla sık görülen klinik durumlardan, kas zafiyetinden bahsettim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamalar diliyorum. İyi günler.